Merhaba arkadaşlar. Şimdi dairenin alanının ikinci dersini işleyeceğiz. İlk derste dairenin alanını temel olarak anlatmıştık. Bu dersimizde farklı tipte örnekler çözeceğiz. İlk ile başlıyoruz. AB çemberin çapı AC eşit 8 cm, BC eşit 6 cm, yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç cm karedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar dikkat edersek taralı alanların toplamını verebilecek bir tane formül veya bir tane kural yok. O zaman yapmamız gereken şey şu. Tüm alandan hesaplayabildiğimiz şu alanı çıkarabilmek. Tamam mı? Üçgenin alanını çıkaracağız. Peki şimdi bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar bakın şuradaki A, C, B'ye dikkat edin. A, C, B nedir arkadaşlar? Çevre açı, doğru mu? Çünkü köşesi çemberin üzerinde. Daha sonra arkadaşlar çevre açı çapı gördüğü için biz ne demiştik çemberde açılarda? Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burası dik. Tamam mı arkadaşlar? Burayı bulduk. Daha sonra ne yapacağız o zaman? Artık işlemimiz çok kolay. 6, 8, 10 olacak değil mi arkadaşlar burası? Yani AB 10 olacak. Ben buradan neyi buluyorum? Çemberin çapı 10. O zaman yarı çapı arkadaşlar ne yapacak? 5. Yani şurası 5. Şurası 5 olacak. Şuraya O yapalım arkadaşlar. Peki şimdi ne yapalım? Dikkat edersek burada yarım bir tane dairemiz var arkadaşlar değil mi? Dairenin alanından ne yapacağım o zaman? Şuradaki üçgenin alanını çıkarırsam şuradaki taralı alanları bulurum arkadaşlar. Şimdi dairenin alanını bulalım hemen. Pi çarpı 5'in karesi ne yapacak? 25 pi. Bende arkadaşlar tamamı yok, yarısı var. O zaman bölü 2'ye 25 pi bölü 2. Bu tamam. Şimdi üçgenin alanını bulalım. Dik üçgen olduğu için arkadaşlar dik kenarları çarpıp 2'ye böleceğiz. 8 çarpı 6 48, yarısı ne yapacak? 24. O zaman taralı alanlar ne olacak arkadaşlar? 25 pi bölü 2 eksi 24 olacaktır. İşte bu kadar. Evet, devam ediyoruz. Şekildeki çemberler eş merkezlidir. AB içteki çemberin teğeti, dıştaki çemberin kirişidir. Güzel. AB uzunluğu 12 cm olduğuna göre taralı alan kaç cm karedir diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi peki ne yapabiliriz burada? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi O ikisinin de merkezi. O zaman ben O ile A'yı bir birleştireyim. Tamam. Şu şuradaki büyük dairenin yarıçapına A diyeyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi O ile B'yi birleştirirsem o da A olacak. Çünkü merkezle çember üzerindeki noktaları birleştirdim. Yarıçapları çizmiş oldum. Peki başka ne biliyorum? Arkadaşlar küçük çemberde bakın. Yani şurada. Şuradan AB'ye birleştirirsek yani bir tane dikme inersek. Ben neyi biliyorum çünkü? Merkez ile teğeti birleştiren yarıçap teğete dikti. O zaman bakın şu küçüğün yarıçapına da R diyeyim. Tamam mı? Şu büyük büyüğün yarıçapına arkadaşlar A demiştim. Küçüğün yarıçapına da R dedim. Şimdi bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu değil mi? İkizkenar üçgende bir dikme inmiş. O zaman arkadaşlar şunların uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani kenarortay olacak aynı zamanda. AB 12 idi. O zaman 6 burası, 6 burası. Şuraya arkadaşlar bir K noktası diyelim. Peki. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bunları bulduk. Şimdi arkadaşlar benden bir isteneni yazayım ben. Benden istenen nedir? Şurası, yani şu simitin alanı isteniyor. Ne yapacağım o zaman? Tüm alandan şu içteki alanı çıkarmam lazım. Tüm alan nedir arkadaşlar? Pi a kare. Doğru mu? Eksi. Ne yapacağız? Tüm alanı bulduk bakın. Pi a kare. Çünkü büyüğün yarıçapı a'ydı. Küçüğün yarıçapı r'ydi arkadaşlar. Pi r kare. O zaman pi parantezine alırsam a kare eksi r kare isteniyor benden. Yani pi çarpı a kare eksi r kare isteniyor. Şunu bulmaya çalışacağım. Peki onu nereden bulacağım? Bak şuradaki Pisagor bağıntısını yapacağız arkadaşlar. A kare neye eşit buradan? R kare artı 6'nın karesi 36'ya eşit değil mi? R kareyi diğer tarafa atarsak A kare eksi R kare değeri ne çıkacaktır arkadaşlar? 36 çıkacaktır. Bu bulduğumuz değeri getirip burada yerine yazalım. Buradan ne çıkıyor bakın? Pi çarpı şunun yerine 36 yazarsak arkadaşlar 36. Demek ki 36 pi değil mi arkadaşlar? 36 pi olacak taralı alan. Evet geçtik buradaki örneğimize. O çember merkezi AOB açısının ölçüsü arkadaşlar 60 derece. AO 6 cm. Yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç cm karedir diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar yine dikkat edelim. Şuradaki taralı alanı verecek bir tane formül yok. Ne yapacağım o zaman yine? Hep sistem bu şekilde işleyecek arkadaşlar. Büyük bir daire diliminin alanını bulacağım. Yani şuradaki AOB daire diliminin alanını bulacağım. Şuradaki AOB üçgenin alanını çıkarıp şurayı bulmaya çalışacağım arkadaşlar, tamam mı? Peki hemen başlayalım o zaman. Şurası 60 derece. Burası 6 ise burası da 6 çünkü yarıçap. 60 ikizkenar üçgen dolayı 60 60. Doğru mu arkadaşlar? Artık bunu hızlı bir şekilde yazabiliriz. Eşkenar üçgen olduğunu gördük.
O zaman burası da 6. Harika. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şu AOB daire diliminin alanını bulalım. Nasıldı formülümüz? Pi r kare çarpı 60 derece bölü 360. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi yerine yazalım verilenleri. Pi çarpı r kare nedir? 6'nın karesi 36 çarpı 60 bölü 360. Şurada arkadaşlar sadeleştirme yapalım bakın. 1 bölü 6'dır. Şu 6 ile de şurayı sadeleştirirsek 6 pi. Tamam. Şimdi neyi buldum bakın? Şunun tamamını buldum arkadaşlar. Şurayı buldum. Tamam. Neymiş? 6 pi. Neyi çıkaracağım arkadaşlar? Eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alanını veren formül neydi? A kare kök 3 bölü 4. Hemen yerine yazalım. A kare nedir? 6'nın karesi. 6 kere 6 36. Kök 3 bölü 4. 36'yı 4'e böldük. 9 kök 3. Şurayı da bulduk arkadaşlar. 9 kök 3'müş. Bakın şu alan. O zaman artık cevabımız ne olacak? 6 pi tamamı eksi 9 kök 3 arkadaşlar. Tamam. İşte verilen alan, yani taralı alanın ifadesi buydu, budur. Evet, devam edelim. Şekildeki çemberde ne verilmiş arkadaşlar? BAC 45 derece olarak verilmiş. BC arkadaşlar 8 kök 2 olarak verilmiş. Yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç santimetre karedir? Şimdi peki nasıl bulacağız? Biraz öncekine benziyor ama birazcık değişik. Burada 45 derecelik açı verilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın, alan sorularında hareket ederken genelde merkez açı üzerinden hareket edeceğiz. Şimdi çevre açı varsa onu bir şekilde merkez açıyla alakalı bir şekilde kullanabilmem lazım. Nasıl kullanırım? Burası 45 derece. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşit. 45 çarpı 2 ile şuradaki bakın arkadaşlar BC yayı 90 derece. Şimdi BC yayını gören merkez açıyı çizelim. Şu bakın, şurası O olsun, merkez. O ile B'yi birleştir. O ile C'yi birleştir. Şimdi C, O, B artık ne yapacak arkadaşlar? 90 derece dik olacak değil mi? Çünkü neden? Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşit. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Dikkat edin şimdi. Şurada arkadaşlar BC 8 kök 2 ise bakın burası ikizkenar dik üçgendir. Burasının 8, burasının da 8 olması gerekiyor. Doğru değil mi? Veya arkadaşlar bakın AA dersiniz, Pisagor yaparsınız, yine 8 çıkacaktır burası. Peki şimdi ne yapacağız? Artık bitti arkadaşlar soru. Çünkü şuradaki taralı alanı bulacağız. Bakın şununla işim yok artık, tamam mı? Şuradaki COB'yi kullanıyorum. Tamam. COB daire diliminin alanını bulayım. Bakın şunun alanını bulayım arkadaşlar. Tamam. Daha sonra BCO dik üçgenin alanını çıkarayım oradan. Başlayalım hemen. İlk önce daire diliminin alanını bulalım. Pi çarpı r kare çarpı 90 derece bölü 360 olacak. Çünkü oradaki açımız dikti değil mi? Devam edelim arkadaşlar. Pi çarpı 8'in karesi 64 çarpı 90 bölü 360 olacak. Şunlar gitti arkadaşlar. 9'a bölersem 1, 9'a bölersem 4. 4'e bölelim 1, 4'e bölelim 16. Doğru mu? Ne yapacak burası? 16 pi. Şimdi 16 pi ne? Şuradaki bakın taradığım daire dilimi. Neyi çıkaracağım arkadaşlar? Şuradaki ikizkenar dik üçgeni. Hemen alanını hesaplayalım. 8 çarpı 8. 8 çarpı 8 bölü 2. Dik kenarları çarpı 2'ye bölüyorduk. 8 çarpı 8 64. Bölü 2 ne yapacaktır? 32 santimetre karede arkadaşlar. Şuradaki bakın şu alan yapacak. Şöyle göstereyim. Şu. Tamam. Yeşili bulabilmek için ne yapacağım? Yani ilk baştaki taralı alanı bulabilmek için artık şu ifadeden şu ifadeyi çıkaracağım. Yani 16 pi eksi 32 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Evet, geldik buraya. Şimdi AB çemberin çapı, daha sonra ne verilmiş arkadaşlar? ABC açısı 15 derece. Şurası AB çap 12 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre taralı alan kaç birim karedir diye bize sorulmuş. Şimdi unutmayacağımız şey neydi? Alanlarda genelde merkez açıyı kullanmaya çalışıyordum. Yine çevre açı var. 15 değil mi arkadaşlar? O zaman yay ne yapacak? 30 olması gerekiyor. Çünkü 30'un yarısı 15. Yay 30 derece. Şimdi hemen merkez açıyı kendim çizeyim. Şurası O olsun, merkez olsun arkadaşlar. Şimdi AB çap 12 ise yarı çap 6. Burası 6, burası 6. Şu gitsin. Buraya O yapalım hatta. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar O ile C'yi birleştirelim yine. Bakın soru biraz önceki sorulara benzedi artık. Yarı çap 6 olduğu için ne yapacak arkadaşlar? Burası 6 olacak. Merkez açı, şuradaki yay 30 derece olduğu için merkez açımızda arkadaşlar şöyle gösterelim, 30 derece olacak. Şimdi ne yapacağız bakalım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey yine aynı bakın. Şuradaki COA daire diliminin alanından
Şuradaki arkadaşlar COA üçgenin alanını çıkaracağız. Peki başlayalım. İlk önce daire dilimin alanını bulalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Pi çarpı r kare, yani 6'nın karesi 36 çarpı merkez açımız kaç derece? 30 derece bölü 360. Peki şuradan işlemlerimizi yapalım. Şunlar gitsin. 36'ya böl. 36 ile şunlar gider arkadaşlar. Ne yapacaktır? 3 pi yapacak değil mi? 3 pi. Güzel. Şimdi 3 pi olarak şu daire diliminin alanını bulduk. Şurayı arkadaşlar. Şimdi taramayayım orayı. Şurayı kullanacağım çünkü. Peki üçgenin alanına geldik arkadaşlar. Ne yapabilirim? Bir bakayım. Şöyle bakın, 30 derece tanıdık bir açı arkadaşlar. Şuradan bir dikme indireyim. Tamam. 90'ın karşısı 6. O zaman 30'un karşısı ne yapacak arkadaşlar? Yarısı değil mi? 3. Bakın yüksekliği buradan buldum. Yani CAO üçgeninde. Hemen alanı hesaplayayım. 6 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2. 6 kere 3 18 bölü 2. O da ne yapacak arkadaşlar? 9. Doğru mu? Bakın şurası da 9'muş. Yani şu üçgenin alanı. Artık işlem bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki daire diliminin alanından 3pi'den 9'u çıkarırsak 3pi eksi 9 şuradaki yeşille taralı olan bölgenin alanı olacaktır artık. Evet, geçtik buraya. O çeyrek çemberin merkezi, şurası arkadaşlar D'yi unutmuşuz. Şurası D. DC dik OB'ye, güzel. Şuralar ikişer santimetre olarak verilmiş. Taralı alan kaç santimetre karedir diye istiyor. Şimdi klasik ve güzel bir soru arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Şimdi 2 2. Doğru mu? Ne yapayım ben şimdi? Şurası için ne lazım bana? Bir merkezden bir daire dilimi ayarlamaya çalışayım ki sonra işlemlerle burayı bulabilirim arkadaşlar. Çünkü şurayı veren bir formül yok benim için. Şunu yapalım o zaman bakın. O ile D'yi birleştirelim. Ne işimize yarar? 2, 2, 4. Yarıçap 4. Şurası dik. 4, 90'ın karşısı. Burası 2. 30, 60, 90 üçgen değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyeceğiz hemen? Bakın. Şurası 30 derece. Çünkü neyi biliyorum ben? 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı 90'ın karşısının yarısı. Peki şurası 60 derece olacak o zaman. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katı. 2 kök 3. Bu da tamam. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın artık klasik şuradaki daire diliminden, yani DOB daire diliminin alanından DCO üçgeninin alanını çıkaralım. Başlayalım hemen. Pi çarpı R kare, yarı çap kaç arkadaşlar? 4. 4'ün karesi 16 çarpı açı kaç derece, merkez açımız 60 derece. 60 derece bölü 360. Neyi verecektir bu bize? Daire diliminin alanını. Şimdi şununla şu gitsin. 6'ya bölelim. 6'ya bölelim. Ne yapacak arkadaşlar? Burası 1 bölü 6 değil mi? Şimdi bir de 2'ye bölelim. 3, 2'ye bölelim. Ne yapacak arkadaşlar? 8. Ne yapıyor burası? 8 pi bölü 3. Şimdi buradan ne çıkarıyoruz arkadaşlar? Şurayı çıkarıyoruz. Şunun alanını hemen hesaplayalım. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Bunlar gidecek. Ne yapacak arkadaşlar? 2 kök 3. Şimdi şurası da 2 kök 3'müş. Bitti artık sorumuz. Ne yapacağız arkadaşlar? 8 pi bölü 3 eksi 2 kök 3 ne yapacaktır artık? Şuradaki taralı alanını verecek arkadaşlar. Tamam mı? Şu taralı alan bu ifade eşitmiş. Evet, geldik buraya. O çemberin merkezi, şuradaki arkadaşlar A, B, C açısı 60 derece. O A bizim için ne arkadaşlar? 6 santimetre olarak verilmiş. Taralı alan isteniyor. Yine ne yapalım bakalım. Şuradaki 60 dereceyi bir şekilde kullanmam gerekiyor. Yine arkadaşlar bakın. Şunu birleştireyim. Tamam. Ne işime yarar? 60 derece OB ile OC uzunluğu birbirine eşit. Çünkü yarı çaptır. Şurası 60 derece ise bu da 60 derece. Ha, bu da 60 derece o zaman. İlk olarak yakaladığımız şey arkadaşlar COB ne yapacak? Eşkenar üçgen. Burası 6 idi. 6, 6. Şimdi şuranın alanını artık çok rahat bulabilir miyim? Şurası da 6 olacak hatta. Bulacağız. Peki şurasını ne yapabiliriz? Bakalım. Burası 60 derece ise şurası ne yapacak arkadaşlar? 120 derece. Tamam, harika. Buranın da merkez açısı belli artık. Burayı da çok rahat bulabilirim. Hemen hesaplamaya başlayalım arkadaşlar. Şuradan başlayalım bakın. Ne yapacağız? Pi çarpı R kare. Yarı çap kaç? 6. 6'nın karesi 36 çarpı alfa 120 derece bölü 360. Şimdi şurasını arkadaşlar direkt sadeleştirelim. Bakın 1 bölü 3 yapacak. Daha sonra 3'e bölersek 12. 12 pi. Doğru mu arkadaşlar? Şurası 12 pi. Bu tamam. Şimdi şuradayız. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare kök 3 bölü 4. Hemen yazalım arkadaşlar. A kare 6'nın karesi 36. Kök 3 bölü 4. 4'e bölelim arkadaşlar. 4'e bölelim. 9 kök 3. Şurada 9 kök 3 mü?
Bitti. İkisini toplaman 12 pi artı 9 kök 3. İşte bu kadar. Taralalım veren ifade budur arkadaşlar. Evet, geldik güzel başka bir tane örneğimize. ABC eşkenar üçgen ile ABC eşkenar üçgeni ile teğet çemberi çizilmiştir. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakalım AB uzunluğu 4 kök 3 ise taralı alan kaç santimetre karedir diye sorulmuş bize. Şimdi ne yapacağız bakalım. Şimdi şurası iç teğet çemberi arkadaşlar, doğru mu? Şimdi iç teğet çemberi ne demekti bizim için? Açıortayların kesişim noktası demekti. Bir kere bunu bilmeliyiz. Daha sonra buradan ne yapabiliriz? Bakın şimdi A'dan bir açıortay çizersek arkadaşlar ne yapacaktır? İç teğet çemberi, yani şu çemberin merkezinden geçecektir. Tamam mı? O çemberin merkeze ben O diyorum. Şimdi açıortay çiziyorum dedim. Eşkenar üçgen, o zaman şurası 30 derece. Şurası da arkadaşlar 30 derece. Tamam. Şimdi şu bakın eşkenar üçgende tepe noktasından indirilen dikme, yani şu arkadaşlar hem açıortay hem kenar ortay olduğu için şu uzunluklar da eşit. Bakın ben buraya K dersem BK KC'ye eşit. Şimdi AB yani bir kenar uzunluğu 4 kök 3 ise şunlar birbirine eşit olduğuna göre 2 kök 3 2 kök 3. Bu da tamam mı arkadaşlar? Peki şimdi başka ne yapabiliriz? Bir de şunu çizelim bakın. Bakın şurası 30 derece. Aynı mantık arkadaşlar. İç teğet çemberinin merkezinden geçtiği için açıortay olacak. Çünkü 60 dereceydi burası. Şurası da 30 derece. Hatta onu da yazalım. Bakın 30, 90, 60 derece. Şimdi buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? 60'ın karşısı 2 kök 3 ise deriz. 30'un karşısı ne yapacak? 2. Çünkü 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. Şimdi yarıçapı ne olarak buldum ben? 2 olarak buldum. Artık soru biter arkadaşlar. Neden? Çünkü tüm alanı ben bulabilirim. Tüm alandan da şu içerideki dairenin alanını çıkardığımda arkadaşlar geriye taralı alanlar kalacaktır. Hemen yapalım orayı. Tüm alan nedir arkadaşlar? Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 demiştik. 4 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi 4 kök 3'ün karesi ne yapacak? 4 kök 3 çarpı 4 kök 3. 4 çarpı 4 16. Kök 3'te kök 3 çarptım. 3. 16 çarpı 3 48. Şurası ne yapacak arkadaşlar? 48 kök 3 bölü 4. 48'i 4'e böl. Ne yapacak? Şöyle yazalım artık. 12 kök 3. Doğru mu arkadaşlar burası? Şimdi tüm alan 12 kök 3'müş. Yani şuradaki eşkenar üçgenin alanı 12 kök 3'müş arkadaşlar. Dairenin alanını bulalım. Pi çarpı r kare olacak. 2'nin karesi. O da ne yapacaktır arkadaşlar? 4 pi yapar. Bakın şurası 4 pi'miş. Onu da buldum. O zaman ne yapıyoruz taralı alanlar için? Tüm alandan şunu çıkaracağız. 12 kök 3 eksi 4 pi bize neyi verecektir arkadaşlar? Taralı alanların toplamını verecektir. Evet arkadaşlar, dersimiz burada son buluyor. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantılara tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.